Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi yapılan çalışmalar hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Kütahya'mızın 13 ilçesinde her birinde birbirinden değerli aday adaylarımız var. Arkadaşlarımız gelerek Milliyetçi Hareket Parti'nin belediyecilik anlayışıyla birlikte belediye başkanlığına aday olmak istiyorlar. En küçük ilçelerimizde dahi sayı oldukça fazla. Bu süreç devam ediyor. Bizler de vatandaşımıza en iyi kiminle hizmet edebiliriz? Bunun arayışı içindeyiz. Alim Işık'a büyük bir teveccüh var. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya eski milletvekili Alim Işık'ın adaylığı hakkında da konuşan Yıldırım, Alim Işık tekrar aday olur mu? Bu sorunun en güzel muhatabı kendisidir. Kendisi buna karar verecek. Aday olmaya karar verdiği takdirde gerek il başkanlığımıza, gerek ilçe başkanlığımıza, gerekse de genel merkezimize başvurusunu yaparak tamamlayacak. Alim Işık ile ilgili Kütahya'da çok ciddi bir teveccüh var. Ama öncelikle kendisinin ne yapmak istediği konusunda karar vermesi gerekiyor. Henüz bize ulaşan bir başvuru yok dedi. Kütahya merkezden ibaret değil. Kütahya'nın beklentileri konusunda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile sık sık istişarelerde bulunduklarını söyleyen Yıldırım, "Yerel seçimlerde Kütahyamızda uygulayacağımız politikaları, nasıl bir yol izleyeceğimize, hangi noktalarda nasıl kararlar vermemiz gerektiğini konuşuyoruz." dedi. Kütahya'da tüm ilçeleri kapsayan bir belediye projesi hazırladıklarını söyleyen Yıldırım, "Biz nasıl bir Kütahya istiyoruz?" Bizim yeraltı kaynaklarımız var, yerüstü kaynaklarımız var, turizm var, tarih var. Kütahya'da ne ararsanız var, üniversite şehri. Ama ne yazık ki bu zamana kadar olan dilimde bunlardan bir tanesini ön plana çıkarıp başarılı olamadık. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de savruk ve dağınık bir şekilde çalışmamızdır. Biz Kütahya Belediyesi'ni alırsak Kütahya'yı bir bütün düşüneceğiz. Çünkü Kütahya Kütahya merkezinden ibaret değil. Kütahya'yı ilçeleriyle bir bütün şeklinde değerlendirip projelerimizi başlatacağız. Bu noktada bir ekibimiz var. Şu an Kütahya'daki acil ihtiyaçları kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri planlıyorlar. İşler bizim daha ilerlediğinde ve seçimle ilgili detaylar belli olduğunda bu projeleri halkımızla paylaşacağız şeklinde konuştu.